Milli Eğitim Bakanı'yla görüştük makamında. Alevi Bektaş Federasyonu, Avrupa Alevi Büyükleri Konfederasyonu, Hacı Bektaş Anadolu Kültür Vakfı, Alevi Kültür Dernekleri, Kuşlardağ Kültür Dernekleri, sevgili başkan burada değil ama Alevi Dernekler Federasyonu temsilen Sayın Bakan'la görüştük. Gerek Alevi kurumlarının kuruluşundan bugüne kadar başta Zorlu'nun desteği olmak üzere çocuklarımızın eğitim yaşamında yaşadıkları sıkıntıları, sorunları, rahatsızlıklarımızı dile getirdik. Ve her ortamda dile getirdiğimiz laik, bilimsel, demokratik eğitim vurgusunun bizim için ne anlama geldiğini, ne ifade ettiğini kendisine anlattık. Özellikle son dönemlerde işte zorunlu din destekleriyle ilgili daha önce verilen hukuki mücadele, kazanılan davalar hem iç hukukta hem Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde bunların bugüne kadar herhangi bir karşılık bulamadığını, uygulamada bir karşılık bulamadığını, bütün demokratik eğilimlerimizde, haklarımızda her fırsatta laik eğitimden, bilimsel eğitimden, demokratik eğitimden bahsettiğimizi, bizim içinde ifade ettiğini söyledik. Bunlar yetmiyormuş gibi seçmeli adı seçmeli din dersleri olmasına rağmen zorunlu hale gelen seçmeli zorunlu din dersleriyle ilgili pratikteki uygulamaları anlattık. Türkiye'nin değişik yerlerdeki uygulamaları. Bunlar da yetmiyormuş gibi ÇEDES ve benzeri projelerle Alevi çocuklarının yaşadığı zulmü anlattık. Yani ÇEDES ve benzeri projelerle çocukların okullarda, uygulamalarda nelerle karşılaştığını anlattık, rahatsızlığımızı dile getirdik. Bu ve buna benzer projeleri kabul etmediğimizi, bu başta Alevi çocukları olmak üzere bu ülkedeki diğer farklı inançlardaki çocukların yaşadığı sıkıntılar anlattık. Milli eğitimin eğitimi bir medrese eğitimine doğru gittiği tehlikesini, kaygılarını, endişelerini anlattık, kendisine ifade ettik. Ve son günlerde de işte 2024-2025'te uygulanmayı planladıkları müfredatla ilgili müfredattaki kaygılarımızı, endişelerimizi, itirazlarımızı dile getirdik ve bu müfredatı asla kabul etmeyeceğimizi, bununla ilgili demokratik tüm hakkımızı kullanacağımızı, geçmişte olduğu gibi bugün de ve yarın da mücadeleye devam edeceğimizi ilettik Sayın Bakan'a. Sayın Bakan'ı dinledim. Uzun bir görüşme oldu aslında. Planlanan bir 20-25 dakikalıktı ama yaklaşık bir saat bir görüşme oldu. Hatta bir saati geçti. Uzun bir görüşmeydi. Sayın Bakan kendisini anlattı bize. İşte kamuoyunda kendisiyle ilgili ifadelerin doğru olmadığını, kendi yaşamına dair bazı örnekler verdi. Ve bu uygulamalarla ilgili itirazlarımızı dile getirdiğimizde de Sayın Bakan buna benzer uygulamaların yaşandığı yerlerde bana iletildiği takdirde ben gerekli müdahale edeceğini söyledi. Tabii burada sorun aslında iktidar partisinin genel anlayışı. İktidar partisinin zihniyetindeki sıkıntılarla karşı karşıyayız. Bakanın kimin koltuğa oturduğu değil, o koltuğu temsil eden zihniyet önemli. O zihniyetin Türkiye'de laik eğitimden, bilimsel eğitimden, demokratik eğitimden Türkiye'ye ne kadar uzaklaştığını göstergesi. Biz itirazımızı söyledik. Kendisi de dinledi. Uzunca da not aldı. Umarım takipçisi olacağız. Bu anlamda zaten dün arkadaşlar kurumlar olarak Kesk'i ziyaret ettik. Daha önce eğitim seni de ziyaret etmiştik. Tüm eğitim sendikalarıyla birlikte laik ve seküler yaşamdan yana olan tüm kesimlerle bu süreçte yapılması gereken tüm demokratik hakkımızı kullanma konusunda kararlılığımız devam edecek.